Tam 30 yıldan beri ne onurculuk diye bir şeyden söz ediyorum. Konferanslar vererek, yazılar yazarak, uyarılarda bulun diye projeden bahsediyorum. Ne onurculuk derken Amerikancı nurculuk diye bir şeyden bahsediyorum. Bu ne onurculuğun 15 sene önce Siyonizm'den daha tehlikeli olduğunu yazdım. Kendimden bahsederken utanıyorum ama bunu söylemek zorundayım. Söylemek zorundayım. Siyonizm'den daha tehlikeli olduğunu yazdım. Türkiye satkında tanıdığım ne kadar iş adamı varsa kendilerini ziyaret ettim. Dedim ki bu verdiğiniz paralar Amerikalı politikacılara rüşvet olarak dağıtılıyor. Amerikalı politikacıların seçim masraflarını sizin zekatlarınız, fitreleriniz, tasadduklarınız karşılıyor dedim. Dediler ki biz Allah rızası için veriyoruz. Sonucunu onlar bilirler. Ama sizi uyarıyorum. Sözü uzatmayacağım. Şimdi bu ne onurculuk? Ne onurculuk? Ta baştan emperyalizm tarafından araçsallaştırılmış bir topluluktu. Çünkü araçsallaştırılmaya çok müsaitti. Ben sadece ne onurculuğun değil, nurculuğun kendisinin de tartışma konusu yapılması gerektiğini söylemek istiyorum. Bunları konuşabilmeliyiz, bunları tartışabilmeliyiz. Fakat burada benim söylemek istediğim şey şudur. Bu politik popülizm ve dini popülizm ilişkisinin yakasını hiç bırakmamak gerekiyor. Asla ve kata. Aksi halde bir Müslüman olarak hayata yerinden çıkamayacağız. Gerçek anlamda hayata çıkamayacağız. Bu mümkün görünmüyor. Emperyalizm tarafından araçsallaştırılan bu akım, işte 15 Temmuz'da bildiğiniz üzere insanlık tarihinde belki benzeri görülmeyen bir ihanet sergiledi. Çok aşağılık bir ihanet sergiledi. Türkiye 15 Temmuz'dan bugüne gelinceye kadar bu hareketin referanslarını konuşmak yerine hasar tespit çalışması yapıyor. Bunların referanslarını konuşmuyor. Bunun geleneğini konuşmuyor.